Merhaba arkadaşlar. Witchwood'un çıkmasının üzerinden 2 hafta geçmesiyle arkadaşlar Blizzard Witchwood için özel içeriği olan Treasure Hunt'ı Monster Hunt'ı çıkardı. Monster Hunt arkadaşlar Kobold'dan Katakombs'a Dungeon Home vardı hatırlayacaksınız. Ona benzer bir şey. Biraz geliştirmişler. Blizzard'ın genel zaten sistemi budur. Yani bir şey yapılacak olduğu zaman bir denerler önce. Sonra onu biraz daha rafine edip biraz daha. Şimdi mesela bu biraz daha rafine edilmiş hali arkadaşlar. Kobolds and Catacombs'daki Dungeon Run'dan fark nedir arkadaşlar? Dungeon Run'da biliyorsunuz normal standart hero'da kullanıyorduk. İşte Priest, Paladin, Warlock falan. Burada arkadaşlar 4 tane özel hero'su var. Kendine özel hero power'ları var. Kendine özel oyun stilleri var. Onu biraz özelleştirmişler. Onun dışında benziyor. Gelin bir bakalım özelliklere arkadaşlar. Yani Treasure Hunt'ın ne olduğuna bakalım. Arkadaşlar aynı Dungeon Run'daki gibi arka arka 8 boss'la dövüşüyorsunuz. 10 hit point ile başlıyor rakibiniz. Hit point'i artıyor sürekli olarak. Sanıyorum son dövüş 70 ya da 60 hit point'ti. Buna bakarız. Biz ise arkadaşlar 10 artı her yendiğimiz boss için 5. Yani 10, ikinci dövüşte 15. Atıyorum işte sondan bir önceki dövüşte 40. Son dövüşte 45 hit point oluruz biz. Rakip 70 oluyor olması lazım. Ama yoksa 60 da olabilir mi? 70 gibi hatırlıyorum ama atmayayım. 4 olası class var arkadaşlar. 4 olası class değil, tam da class değil. Kendilerine özel 4 adet class var. İşte bir tanesi yendiği zaman aynı işte şeydeki gibi Dungeon Run'daki gibi tepesine böyle bir taç geliyor karakterin. 4 ırkla da yendikten sonra arkadaşlar son challenge Hagata ile dövüşmeye gidiyoruz. Destelerimiz 10 kart başlıyor arkadaşlar. Yani oyunun başında çok fazla böyle kart çekmeye falan odaklanmamak iyi oluyor. Şimdi söyleyeceğim ne demek olduğunu Dungeon Run'da haşır neşir olmayanlar için. İlk ve 5. boss'u yendikten sonra arkadaşlar bir pasif buff seçebiliyoruz. Bu mesela arkadaşlar şeydi. Dungeon Run'da random'dı. Yani 1, 3, 5 ve 7. boss'lardan sonra ödüllerden rastgele bir tanesini seçerdiniz. Artık öyle değil. 1 ve 5'in sonunda pasif alıyoruz. 3 ve 7'nin sonunda ise arkadaşlar normal kart alıyoruz. Pasifler arkadaşlar 1. tur etkin oluyor. Ve Dungeon Run'ın veya işte Witch Monster Hunt'ın sonuna kadar çalışıyor. Atıyorum her oyunun başında 2 ekstra kartla başlarsınız diyor. Şöyle arkadaşlar elinizi size gösteriyor. İstediğiniz kartları atıyorsunuz. Gerisi kalıyor. Hop 2 de ekstra kart çektiriyor sonra mesela. Veya diyor ki her tur oyuncu ve yaratıkları ikişer heal olur diyor. Böyle çeşitli pasifler var arkadaşlar. Dediğim gibi 3 ve 7'den sonra da Treasure Card veriyor. Treasure Card'lar arkadaşlar aşırı güçlü oluyor genellikle. Mesela işte bir tane kart var. 3 manaya 3'e 7 her büyü yaptığınızda 2 spell damage kazanıyorsunuz. Ve arkadaşlar yani bunu mesela bu Tracker'ın herhalde özel kartı ama emin değilim. Şimdi değiniriz onlara arkadaşlar. Tracker'da bunu çok yapabiliyorsunuz. Yani mesela 20 spell power falan bayağı hızlı ulaşabiliyorsunuz. Zaten ondan sonra 2 sinister strike falan adamı öldürebiliyorsunuz çok hızlıca. Böyle bir şey. Her round kazandıktan sonra arkadaşlar destinize 3 adet kağıt öneriyor. Genellikle bu kartlar sinerjik oluyor. Atıyorum işte işte Whirlwind, Grim Patron ve Floating Berserker oluyor mesela. Anladın mı? Veya işte ne bileyim Fatigue teması oluyor. Shadow of Step, Cold Light Oracle ve Sap oluyor. Şu an atıyorum tamamıyla rastgele değil ama rastgele ve arkadaşlar 3 tane size öneriliyor ve bu paketler rastgele. Ne bileyim kutun teması olabiliyor, jade teması olabiliyor klasına göre. Değişik şeyler arkadaşlar. Biz her zaman önce başlıyoruz. Rakip tarafta coin almıyor arkadaşlar. Ve son boss'ta rakip 2 mana kristalle başlıyor. Son boss çünkü arkadaşlar fix değil. Dungeon'ı anlatacaksınız. Özel son boss'lar vardı 5 tane mi ne.
Burada öyle değil arkadaşlar. Mesela bir yaratık 5. yaratık olarak da gelebiliyor. Son boss olarak da gelebiliyor. Fakat son boss olarak geldiği zaman hero power ve bazı kartları güçlenebiliyor. Şimdi arkadaşlar hero'lara gelelim. Tess Greymane var. Tracker diye geçiyor. Bu destesinde Rogue ve Hunter kartları var. Ama Rogue sayılıyorsunuz. Esas olarak. Yani mesela atıyorum Spectral Cutlass bulursanız destenizde bir şekilde. Hunter kartlarınızı oynadığınız zaman Spectral Cutlass ekstra durability alıyor. Sonra arkadaşlar Darius Crowley var. Cannoneer diye geçiyor. O Warrior based'i. Houndmaster Shaw var. Hunter. Ve Toki the Time Tinker var. Time Tinker'a geçiyor zaten. Mage. Bunların arkadaşlar özel hero power'ları var. Tess'in hero power'ı hepsi değmeyeceğim pardon. Tess'in hero power'ı 2 mana arkadaşlar. Basıyorsunuz. Bastığınız zaman herhangi bir klasa ait o oyun atılmış herhangi bir klasa ait herhangi bir spell'i discover ettiriyor size. Örneğin siz bir Sinister Strike attınız. Rakibiniz Brawl attı. Bir de Shield Slam attı. Size diyor ki Shield Slam, Brawl ve işte Sinister Strike'den hangisini istersin? Tabii 3'ten fazladır arkadaşlar biraz rastgele oluyor. Yani şöyle size sunulan alternatifler 3 tane oluyor. Siz istediğiniz spell'i bulamama ihtimaliniz oluyor. Hiçbir şey yapılmamışken ne olur dersiniz arkadaşlar. Hiçbir şey yapılmamışken bunu basarsanız elinize 0 manaya 1 vuran taş veriyor. İşe yarama olasılıkları var. Yani o taşlar bir işe yarayabiliyor. Demin söyledim mesela 3 mana 3 6 ekstra spell damage veren kartla çok işe yarayabiliyor arkadaşlar. Cannoneer'in ki arkadaşlar önünüzde bir tane cannon oluyor. Masanızda ortada duruyor. Karazan'daki Chess Event'le benzer şekilde arkadaşlar karşısındaki minionlara vuruyor. Karşısındaki enemilere vuruyor daha doğrusu. Ve arkadaşlar bunu bastığınızda minion öldürürse hero power refresh oluyor. Yani şöyle arkadaşlar önünüzde bu var. Adamın önünde 1-2-2 bir de 2-1 olsun. Siz bunun bir sağına bir tek başına bu var mesela arkadaşlar. 2 mana hero power basıyorsunuz. 2'ye 1 vuruyor. 2'ye 1'e 1 vuruyor. Öldürüyor. İkisinin ortasında kalıyor arkadaşlar. Çünkü sizde bir yaratık rakipte 2 yaratık varken sizin bir yaratığınız rakibin 2 yaratığının ortasında kalır. Yaratık gibi bu. Yer işgal ediyor. Yani 6 yaratığı aşamıyorsunuz bu varken. Basıyorsunuz öldürdüğünüz için tekrar açılıyor. Bir daha basıyorsunuz öldürüyor. Mesela adam da diyelim 1. Bir daha basıyorsunuz adamı da öldürüyor. Çünkü arkadaşlar önü boşsa adama vuruyor. Dolayısıyla bunda doğru yerlere inmek kartınız çok önemli. Çünkü mesela atıyorum kartı aşırı yanda bırakırsanız direkt rakibin kafasına vuruyor. Ve arkadaşlar bu cannon'la etkileşen özellikler var. Mesela atıyorum işte cannon'a fazla vurdurur. Bir cannon daha çıkartır bilmem ne. Her türlü hero power'la etkileşen şey arkadaşlar çok güçlü. Çünkü bu düzgün çalışmaya başladığı zaman adamın iflahını kesiyor. Çok fena yapıyor yani. Çünkü mesela bir kart var arkadaşlar. Bir manaya cannon'ınız bu tur 2 damage vurur. 2 damage fazla vurur diyor. Dolayısıyla 3 damage vuruyor. Yani arkadaşlar 2 cannon varsa ikisi de 3'e vurursa basıyorsunuz bam vuruyor temizliyor. Basıyorsunuz adamı bir daha vuruyor filan. Her bastığınızda çünkü bütün cannon'larınız ateş ediyor. Inspire'li kartlar filan bunda bayağı faydalı. Çünkü dediğim gibi hani bayağı güçlü. Yani İşte mesela Hero Power'ı 1 mana yapan kart var. 4 mana 2-6. Sonra Inspire'la bütün yaratıklarınızı artı 1 artı 1 veren kart var filan falan. Her türlü Inspire'li kart düzgün arkadaşlar bununla. Fena değil. Sonra arkadaşlar Houndmaster Shaw var. Houndmaster Shaw'da arkadaşlar 2 manaya birebir rush'lı bir beast çıkartıyorsunuz. Biliyorsunuz rush oyuna geldi. Direkt saldırabiliyor. Fakat adamın kafasına vuramıyor. Bunlar arkadaşlar işte bütün yakınıza 2 health veren bir pasif buff var. Mesela bulabilirsiniz. İnanılmaz güçlü. Çünkü arkadaşlar 1'e 3 rush çıkartıyorsunuz. Çok çok fena bir şey yani. Kolay kolay ölmüyorlar. Sonra rakibin küçük küçük vuran hero power'ları varsa eğer ezilmiyorsunuz. Son olarak arkadaşlar Toki Time Tinker var. Toki Time Tinker'ın hero power'ı 0 mana. 2 mana olmayan tek hero power. Turn'ınıza baştan başlıyorsunuz. Ya burada arkadaşlar şu çok önemli. Kendi karakterinizin gücünü anlayıp onun üzerine oynamanız lazım ve rakibin güçsüzlüklerini anlayıp onun üzerine oynamanız lazım. Veya rakibin gücünü anlayıp onun o güçten faydalanmasını engellemeniz lazım. Bütün single player içeriklerde bilgisayar karşı çıkar. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Hearthstone'daki yapay zeka çok çok kötü oynuyor. Beceremiyor şu oynamayı. Yani
siz onun o size karşı hileli seviyede güçlü olan yanlarını kullanmasına engel olursanız sizi ezemiyor. Yani mesela karşı işte bir kart var, diyor ki yaratığınız bir tane dövüş var. O dövüşte diyor ki hero power'ım benim pasif diyor. Senin yaratığını öldürürsem 1'e 3 öldüğüm bütün masaya 1 vuran zombi koyarım diyor mesela. Ghoul koyarım diyor. Yani arkadaşlar öldürtmüyorsunuz hiçbir şeyinizi. Yani öldürtmüyorsunuz ne demek? Elinize gelen dandik 1'e 1 oynamıyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani defansif oynuyorsunuz. Ya okkalı yaratıklarınızı açıyorsunuz. Ya da işte adamın öldürmesine izin verdiğinizde adamın, çünkü adamın zombileri arkadaşlar bütün masaya 1 vuruyor. Yani adamın kendi yaklarına da 1 vuruyor. Dolayısıyla ve adama da 1 vuruyor. Dolayısıyla mesela sizin yaratığınızın artık en de sonunda tabii öldürmesine izin vermek zorunda kalıyorsunuz. Öldürüldüğü zaman o gulunu öldürüp adamın masasını da temizlemeye kullanabiliyorsunuz onu. Böyle şeyleri var. Faydalandırmıyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü pasif var arkadaşlar. İşte Dungeon'dan tanıyacağınız Double Your Starting Health var. İlk katı yaşamla başlıyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim ekstra mana kristaliniz olabiliyor. Adamın yaratıklarını bir mana arttırabiliyorsunuz. Ondan sonra oyunun başında 2 ekstra kart çekebiliyorsunuz. 3 spell damage, 1 spell ucuzluyor. Efendim şey var. Dungeon'da çok çok fazla kullanmıştık biz. 5 veya daha fazla mana olan yaklarınız 5 mana oluyor. Çünkü arkadaşlar mesela kutun alıyorsunuz, zihir şarj alıyorsunuz, deli gibi yaklar alıyorsunuz. 5 mana oluyor. Bir açıyorsunuz 5 manaya. Yani tabi bayağı acılabiliyor. Bir de arkadaşlar burada bu özel hero'ların kendine ait pasifleri de var. İşte mesela ekstra cannon'la başlama falan gibi şeyler var. Mesela ben şey kullanmıştım bir tanesinde. Tracker'da. Hero power'ınız 1 mana oluyor. Ve turda 2 kere basabiliyorsunuz. Çok güçlü mesela. Çünkü arkadaşlar kart discover ettiriyor ya. Yani işte mesela spell power biriktiren kartla işte sürekli Sinister Strike discover diyorsun. İki Sinister Strike mesela ne bileyim işte 40 falan vurabiliyorsun atıyorum. Bir de arkadaşlar o spell önderman spell power veren şey o spell de etkili oluyor. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Bunu açtınız daha hiç spell atmadınız. Saçma belki de ama belki yaparsınız yani. Sinister Strike diyorsun. Sinister Strike 5 vuruyor. 3 vurmuyor. Çünkü spell oynadığınız an yapıyor. After you play değil when you play spell olduğu için. İşte arkadaşlar böyle değişik ödüller var. Her dediğim gibi win'den sonra 3 karttan size bir seçim veriliyor arkadaşlar. Ve tabii genellikle mümkün mertebe aldığınız bonuslardan faydalanan özellikler iyi oluyor. Mesela arkadaşlar ne bileyim hani dediğiniz gibi 5 mananın üzerindeki yarıkların hepsi 5 man olur dediğiniz zaman arkadaşlar böyle kutunlu, yışı ağaçlı değil mi? Büyük yarıklar dolu bandlanmak istiyorsunuz ki hani 5 manaya atıyorum 6'ya 10 taunt. Mesela. Bazı işte arkadaşlar bayağı bir boss var. Bazıları direkt son bosslar çıkıyor kesin. Bazıları sadece belli hero'ların karşısına çıkıyor. Mesela arkadaşlar Tracker oynarken olmuştu bize. Captain Shivers diye bir tane var. O sadece Tracker'a çıkıyor. Ve arkadaşlar Kingsbane destesi oynuyor. Çok komik bir şey yapmışlar arkadaşlar. Kingsbane destesi oynuyor. Ve destesine Fel River koymuşlar. 5 mana 8-8. Rakip kart oynuyor. Destesinden 3 kart ediyorsunuz. 27 kartı vardı. Ben gittim 2 tane kart oynadım. 6 karttan Kingsbane bir gitti. Hero Power'da Kingsbane'i masaya geri koymak. Dolayısıyla arkadaşlar hiçbir şey yapamadı yani. Bitti. Çünkü bütün destesi o Kingsbane'i bufflamak ve Kingsbane'i sömürmek üzerine. Kingsbane'i götürdüm ben şansa. 27 karttan alttan atarak. Ondan sonra bitiverdim. Mesela hani böyle anında bitebiliyor. Bir de arkadaşlar şey de değişik dediğim gibi. Mesela bazı bosslar sırf son boss. Bazı bosslar mesela ortada da gelebiliyor. Son boss olarak da gelebiliyor. Son boss olarak gelenler normalde geldiğinden daha güçlü olabiliyor hero power'ları falan. Bayağı bir çok bosslar arkadaşlar. Böyle bir herhalde 40-50 tane falan var. Daha çok çok oynama kısmet olmadı ama arkadaşlar ödüller diyecek olsanız en önemlisi tabii değil mi? Neyi böyle bir şey yapalım? Hani eğlencenin dışında arkadaşlar. İşte bu şey çıktığında Monster Hunt çıktığında arkadaşlar sizin spell quest logunuza bir quest geliyor. Diyor ki işte Tracker'la 10 boss yen. Ondan sonra Cannoneer'la 10 boss yen. Ondan sonra Houndmaster'la 10 boss yen. Ve
Toki Time Tinker ile On Boss Yan. Bunların her biri arkadaşlar size bir adet paket veriyor. Ondan sonra arkadaşlar hepsiyle 8'de 8 yapıp Final Challenge açıp Final Challenge yendiğiniz zaman mucize mucize süper ödül kart arkalı geliyor arkadaşlar. Evet, Blizzard'ın bundan vazgeçmesi lazım. Herkesin artık 40-50 kart arkalı olmuş. Yani yeni başlayan insanların bile 8-10 kart arkalı varken, yani görece olarak yeni, hala kart arkalı üstü kart arkalı üstü kart arkalı biraz komik oluyor. Çünkü sonuçta arkadaşlar aynı anda birden fazla kullanamıyorsunuz. Yani tam 10'a geçiyorsunuz ama o sırada başka bir kart back'iniz var. Biraz bu işi şey ama biraz daha hani böyle bir hoş bir ödül. Bilmiyorum, belki daha fazla paket mi verilebilir veya başka bir şey mi düşünebilirler, ne bileyim. Avatarın üstüne ne bileyim bir avatar modifikasyonu verirler. Bilmiyorum şimdi, mesela atıyorum bilmem neyi bunu tamamlayınca mesela karakteriniz üzerinde bir broş çıkabilir falan, belki, bilmiyorum. Yani şu an artık, çünkü komik oluyor arkadaşlar, yani aynı anda tek bir tanesini kullanabildiğiniz 50-60 tane objeniz olması kötü. Yani düşünün, uzun zamandır oynayan bir insanın şu an 20-30 tane vardı yani kart arkalı en az. Yani hangisini kullanacaksınız da şey yapacak. Yani World of Warcraft'taki mount'lara benzedi ama World of Warcraft'taki mount'lar öyle değil. Çünkü sürekli değiştirebilirsiniz onu. Bunu da tabii şekilde değiştirebiliriz ama oyun arasında gidip kart arkalı değiştir, bir daha değiştir, bir daha değiştir. Yani şey koysalar mesela hoş olur belki o. Oyunlar arasında kart arkalığımı rastgele seç. Yani işte her oyuna başka bir kart arkalı gelip işte nostalji falan olmak eğlenceli, ne bileyim. WoW'da o güzel oluyordu. Yani arkadaşlar ödüllerde bu kadar. 4 tane paket toplamda. Artı bir tane de işte kart arkalı. Böyle. Tabi biz arkadaşlar şeyi de koyacağız. Hani her biriyle başarılı olduğumuz bir run'ı, yani işte ne bileyim bir tracker'la, bir cannoneer'la, bir houndmaster'la, bir de time tinker'la bitirdiğimiz bir run'ı koyacağız. Örnek olsun diye. Ama tabii arkadaşlar biliyorsunuz bitirmenin çok çok çeşitli yolları var. Çok değişik şeyler yapabiliyorsunuz. İşte yani ben mesela tracker'da 3 mana 3'e 6 spell önüne spell damage veren karttan 2 tane aldım. Bir de King's Bane almıştım arkadaşlar. Oynanmış spell'i tekrar discover ediyorsunuz ya. King's Bane üzerine Deadly Poison, sonra Hero Power, bir daha Deadly Poison discover, bir daha Deadly Poison, bir daha Deadly Poison. Yani arkadaşlar şöyle bir 9 veya 11 atak veya 7 ataklı bir Kingsbane yapıyorsunuz. Bam 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 zaten vuruyor. Ondan sonra kart çektiren kartlarla Kingsbane'i geri bulup falan. Zaten arkadaşlar bir şekilde vuruyorsunuz. Ama yani şey önemli, dediğim gibi. Hani mesela böyle az yaratık oynayıp fatigue'e giden bir desteğiyle yaratıklarınızı iki alet almayın, anlatabiliyor muyum? Yani aldığınız treasure'larla aldığınız kartlar düzgün çalışsın. Birbirleriyle ters combo olmasın. Yani şey gibi arkadaşlar, Zuya Twisting Leader koymak gibi, değil mi? Yani olmaz yani. Çünkü sürekli masayı doldurmaya çalışan bir desteğe Twisting Leader koyup masayı temizlemek iyi bir hareket değil. Yani bir yerde işe yarar. Tabii ki yarayabilir bir yerde işe. Ama çoğu zaman arkadaşlar patlar. Yani önemli olan zaten o. Çoğu zaman işe yarayan kartlar koymak istiyorsunuz siz. Yani işe yarayan bir kart listenize koymak istemezsiniz. Onun için bu arkadaşlar dediğim gibi işte kısa bir şey, Monster Hunt tanıtımı oldu. Her klasla yaparken koyacağız. Görüşürüz.